Bein Sports ekranlarından herkese merhabalar değerli izleyenler. Bugün güreşte ülkemize madalyalar kazandıran iki önemli sporcuyla birlikteyiz. Rıza Kayalp ve Taha Akül bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Öncelikle biz de hoş geldik gerçekten. Ankara'da bizi çok iyi karşıladınız. Çok teşekkür ederiz. Siz de hoş geldiniz. Avrupa'dan, Minder'den altın madalyayla döndünüz. Neler hissediyorsunuz? Hislerinizi nasıl tasvir edersiniz? Sonuçta ikimiz de rekorlarını geliştirmek için Avrupa Şampiyonası'na gittik. Benim de ayrı bir hedefim vardı. Rusların efsane bir güreşçisinin rekoruna yetişebilmekti, egale edebilmekti. Şükürler olsun iyi bir şekilde hazırlandık. Ve Minder'de de gerekeni yaparak yine İstiklal Marşımızı söylettik. Bayramımızı gündere çektirdik. Bunun mutluluğuyla ülkemize döndük. Sen neler söylersin? Tamam. Evet, benim de 10. Avrupa şampiyonluğum oldu. Benim için de ayrı bir önemi var tabii ki. Çünkü hani 9'dan 10'a çıkmak, çifthaneli rakamlara çıkmak gerçekten çok kritik bir eşikti. Hani 9 10 arasında çok büyük bir fark yok gibi görünüyor ama algı olarak her zaman 10 sayısı çok daha büyük duruyor 9'dan. O yüzden çok önemliydi. Yani serbest güreşte dünyada çifthaneli rakamlara çıkan ilk sporcu oldum. Zaten rekoru kırmıştım. Hamdolsun bunu ilerletmek, genişletmek, büyütmek nasip oldu. Bir de ezeli rakiplerimle güreşmem, iyi rakiplerimle güreşmem benim için ayrıca önemliydi. Özellikle finalde iki rakibim Geno Petriaşvili'yle her yerde güreştiğim. 3 defa dünya şampiyonluğu bulunan, hatta Tokyo Olimpiyatlarında son saniyede olimpiyat şampiyonunu kaçıran bir sporcu. Ben orada 3. oldum. Kendisi de Amerikalı sporcuya. Öndeyken son saniyede olimpiyat şampiyonunu kaçırdı. Yani o kalitede bir sporcu. Özellikle bu rakiplerimi rahat yenebilmem, orada tekrardan gücümü gösterebilmem, dünya şampiyonluğunun ardına tekrar Avrupa'da da iyi olduğumu, formda olduğumu göstermem çok önemliydi. Sırada dünya şampiyonumuz var. Avrupa tabii önemli. Rekorları kırmadan önemli. Çünkü bugünler bir daha gelmeyecek elimize. Elimizde gücümüz varken bunu en iyi şekilde kullanmaya çalışıyoruz. Rıza da ben de en iyi şekilde değerlendiriyoruz. Çünkü güreşi bıraktıktan sonra artık bize bu fırsatlar gelmeyecek. Bu final maçı bir daha bana gelmeyecek. Hamdolsun Avrupa şampiyonları tarihinde 2012'den bir ara 11 kere güreştim. Bir tanesinde sakat gittim. O hariç 10'da 10 yaptım. Bu da çok tarihi bir başarı. Yani bronz, gümüş hiçbir şey yok. Sadece 10 tane altın madalya. 10 defa güreşip 10 defa altın madalya almak gerçekten çok büyük bir gurur. Ama dediğim gibi bizim için burası hedef değil. Hedefimiz bizim olimpiyat ve dünya. Rehavete kapılmıyoruz. Her Avrupa şampiyonasından sonra yani sıradan normal rutinimize hemen dönüyoruz. Hemen çalışmalarımıza başlıyoruz. İkimizin de ufak bir sakatlığı var. Aynı anda sakatlandık. Özellikle benim son pozisyonda dış yan bağlarım çok zorladım. Şu an bir sakatlığım var. Hemen bunu atlatıp tekrardan aynı düzenime başlayıp iyi bir şekilde dünya şampiyonasına hazırlanmak istiyorum. Çünkü orada da hedef olacağız. Rakiplerimiz hep bize hazırlanacak ama bizim hedefimiz yine altın madalya olacak inşallah. Müsabakalara hazırlanırken, hazırlık öncesinde, hazırlık sürecinde daha doğrusu ne kadar yoğunlukta ve uzunlukta bir süreç geçiriyorsunuz? Yani tabii ki en son bizim dünya şampiyonamız Eylül'de bitmişti, Eylül'ün ortasında. Ondan sonra bir dinlenme sürecimiz oluyor. Tabii eskiye göre biraz daha kendimizi koruyarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çünkü yaşımız ilerledikçe daha temkinli bir çalışma yapıyoruz. Aralıktan önce, yani milli takımlar başlamadan önce kulüpte antrenmanlarımıza devam ettik. Çünkü güreş çok uzun bırakmaya gelmeyen bir spor. O yüzden devamlı burada ağırlık yapıp Minder'de güreş antrenmanı yapmak zorundasın ki gücünü kaybetmeyesin. Aralık ayına kadar burada kulübümüze devam ettik, Aski Spor Kulübü'nde. Sonradan da milli takım kampları başladı. Aralığın sonundan itibaren bu Avrupa Şampiyonası'na hazırlandık. 4 kamp yaptık. Bunları da en iyi şekilde değerlendirerek, gücümüzü koruyarak bu şampiyonaya hazırlandık. Yani şey bir süreç aslında, zorlu bir süreç. Devamlı evden ayrısın, devamlı farklı yerlere kampa gidiyorsun. Ya tabii bunun da zorluğu var. Evlendikten sonra işler biraz daha şey oluyor, zor oluyor aslında. Bir de çocuğun olduysa daha bir bunun zorluğu var. Evet, bu noktada çocuğun ve aileden de uzaksınız aslında baktığınızda. Aynen, bunun zorluğunu da yaşıyoruz ama artık son zamanlarımız. Yani bunu en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz. Bir de dediğim gibi bizim artık şeyimiz yok yani. İşin başka bir boyutundayız. Sonuçta bu işi yapana kadar zirvede kalmak hedefimiz.
işte rekorlarımızı, şampiyonluk sayılarımızı çoğaltabilmek. İşin emin olun, bakın şunu net söyleyebilirim. İşim hiçbir zaman maddi tarafında değilim. Maddi tarafında olsam bugün bırakabilirim bu. Yani artık hani bir yorgunluk da vermeye başladı. Çünkü yaş itibariyle bir de yıllarca takıma giriyoruz. 2005'ten bu yana ben hep Avrupa ve Dünya Şampiyonlarında güreşiyorum. Çok uzun bir zaman ve aynı istikrarı korumak zaten en zoru. O yüzden dediğim gibi sadece hedefimiz yeni şampiyonluklar kazanabilmek ülkemiz adına. Allah'a şükür olsun şimdiye kadar bunu başardık. Önümde 2024 olimpiyatları gibi bir büyük bir hedef var. Orada 4. olimpiyat madalyamı almak, 4. kez. İnşallah altın madalyayla da bu işi bırakmak en büyük hayalim. Dediğim gibi zorlu bir çalışma döneminden geçerek ilk hedefimiz buydu. Bundan sonraki hedefimiz de dünya şampiyonası. Yine ona da dinlenip işte sakatlıklarımız geçtikten sonra tekrar çalışmaya başlayıp iyi bir şekilde hazırlanmak. Aynı şekilde kamplarımıza devam edip kendimizi geliştirerek, gücümüzü koruyarak, farklı antrenman metotları deneyerek, ben çok severim böyle yeni şeyleri, yeni çalışma programlarını çok severim ve devamında yapmaya çalışırım. Bana uygun olan, beni geliştiren, beni güçlendirecek ne varsa, nasıl bir program varsa onu yapmaya çalışırım. İşte bu 6 aylık kısımda tabii dönem dönem bu çalışma periyodunu ayırıyoruz. İşte önceki dönem, işte ilk başladığımız dönem ağırlık ve kuvvet antrenmanları. İşte bu sezona biz hani boş sezon, işte ölü sezon diyoruz. Bu sezonda daha çok kuvvet ve kondisyon antrenmanları yapıyoruz. Daha sonra milli takım kamplarımız başlıyor. Kamplara gittiğimizde de artık son antrenmanları, işte form antrenmanları, teknik antrenmanları yapıp işte Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyoruz. Her sene böyle oluyor ama tabii bizim başarımızdaki en büyük etken, sürekliliği getiren en büyük etken, çalışma, beslenme ve dinlenme sporda en önemli faktörler. Biz bunlara çok dikkat ediyoruz. Yani bu başarıları kazanmak gerçekten kolay değil. Şimdi dile kolay söylüyorsunuz, 12 Avrupa şampiyonu, 10 Avrupa şampiyonu ama bunlar dünya tarihinde ilkler. Evet. Dünya güreş tarihinde ilkler. Sadece Türkiye Cumhuriyeti tarihinde değil, dünya güreş tarihinde ilkler. Bunları başarmak gerçekten kolay değil. Ailenden, sevdiklerinden ayrı kalıyorsun. İşte sakatlıklar yaşıyorsun, yine üstüne gidiyorsun. Özeriyle devam ediyorsun. Canın yanıyor, yine devam ediyorsun. Ki güreşte bir antrenmandan canın yanmadan yani çıkman imkansız. Önce canın yanacak ki vücudun gelişebilsin. O acıyı duyacaksın ki vücudun gelişebilsin. Yani güreş antrenmanında da yine aynı şekilde. Eğer kendini zorlamazsan kondisyon olarak kendini geliştiremiyorsun. Bize kondisyonun iyi olması lazım. Tekniğinin iyi olması lazım. Zeki olman lazım. Ondan sonra çevik olman lazım. Teknik olman lazım. Güreş tekniğini çok iyi bilmen lazım. Güreş aslında sadece kuvvet sporu değil. Hepsinin içinde barındırıyor. Bu hepsinde en iyi şekilde hazırlanman gerekiyor. O yüzden çok ağır bir spor. Bana göre bireysel sporların en ağırı. Çünkü 6 dakika boyunca da rakibinle sürekli kontak halindesin, hiçbir şekilde ayrılmıyorsun ve kondisyon çok zorlanıyor. O yüzden biz de çok özveriyle çalışmalarımıza devam ediyoruz hamdolsun. Yaradan da bize bu başarıyı öyle nasip ediyor. Eğer sen çalışmazsan, eğer işini gerektiği gibi yapmazsan oraya gittiğin zaman müsabakaya işin rast gitmiyor. Yani sakatlık olur, kaza olur, beda olur, yenilirsin yani alamazsın o madalyayı. Ama hazır olursan, vücudun hazır olursa kondisyonun, konsantrasyonun, İşin öyle bir kolaylaşıyor ki, diyorsun ne kadar kolay yendim ama sen hazırdın, o yüzden kolay yendim. O iş öyle oluyor. O yüzden ben de hep bunun bilincinde olan bir sporcuyum. Mesela Avrupa Şampiyonası bitti, hiç ara vermiyorum. Vermek de istemiyorum. Çünkü zaten vücudum iyi, hazırım. Yani bunu korumam gerekiyor. Eğer ben hadi gideyim, tatil yapayım deyip rehavete kapılsam, işte bir ay bir tatil yapsam, vücudum beni bir iki ay daha geriye götürecek. Evet, Rıza zaten yani, boşluk veremiyoruz demiştik. Kesinlikle. Işte. Yani bizim zaten başarımızın sırrı burada. Hemen peşinde çalışmaya tekrar başlayıp bir hedef daha koymamız. Gerçekten biz artık hani Rıza da ben de biz artık şey düşünmüyoruz. Ya işte burada şampiyon olayım da işte buradan bana maddi bir gelir gelsin ya da işte bir, hani başka bir şey kesinlikle aklımıza gelmiyor. Sadece aklımıza gelen işte ülkemizin bayrağını dalgalandıralım. Bize yakışanı yapalım. Ve olan işte 9 olan sayıyı 10, 10 olan sayıyı 11, 4 olan sayıyı 5, işte 1 olan olimpiyatı 2 yapalım. Sadece kariyer aslında. Yani tarihe tekrardan adımızı altın harflerle yazdırma. Çünkü dedim ya az önce, yani bileğimizde var, gücümüzde var bu. Yapabiliriz. Zaten hani belli bir sene sonra artık vücut diyecek ki artık sen yapamıyorsun. Biz bunu da hissedeceğiz. Bu da bu zaman da gelecek. O zaman zaten biz bir işi bırakacağız. 2024 artık final diyoruz biz. İnşallah orada ikinci olimpiyat altın madalyasıyla taşlandırıp yani bu kariyere yakışan da bu olur diye düşünüyorum. İnşallah minder öpüp ayakkabıyı kenara koyup çıkmak nasip olur yani. Evet umarım. Aslında bahsettiğim bu güreşle ilgili tüm süreçlerde beslenme konusunda önemli halkalardan bir tanesi. Orayı detaylandırmak isterim. Müsabaka öncesinde mesela nasıl beslenirsiniz? Tahminimce çok böyle hafif mi geçirirsiniz yoksa
aklınıza gelebilir, büyük porsiyonlarla yoksa müsabakalara hazırlanıyor şeklinde midir? Bir sporcu şampiyon olarak müsabaka öncesinde nasıl beslenir? Ya tabii ki çalışma döneminde hani yememize çok dikkat ediyoruz. Şöyle yani çünkü çok çalıştığımızdan dolayı, çok alerji harcadığımızdan dolayı da iyi beslenmek zorundayız. Ama maçlar yaklaşınca özellikle ben bu ilk kez, hayatımda ilk kez bir şampiyonadan önce kilo düştüm. Hayatımda ilk kez yani. Hani 136-137 kilolarda antrenman yaptım. O beni çok yordu antrenmanlarda ama o 130 kiloya düştükten sonra da bunun karşılığını aldım. Çünkü boy kilo orantısına göre biraz bende boy kısa olduğundan dolayı fazla kilo bana çok sıkıntı yaratabiliyor. Onu da o yüzden güreşe endekslemek biraz zor oluyor. Geçen dünya şampiyonasında da kilom vardı ama o çok önemli değildi. Burada biraz zorlandım, artık oturmuş bir kilom vardı ve gücüm de yükseldiğini, zaten yaptığım ağırlıkların da maksimallerime 20 kilo koymuştum yani. 20 kilo artırmıştım. Yani güç olarak bu kiloyu almıştım. Zaten son kamp benim biraz diyetli geçti ama her zaman şunu yaparım ben. Maçtan özellikle 3 gün önceden itibaren çok az beslenirim. Yani böyle sadece doyduğu, yani böyle hafiften, yani çok aç kalmamak şartı, kendimi şey düşürmemek kaydıyla az bir şey beslenirim. Çünkü maçta bana bu çok faydası oluyor. İnanılmaz faydası oluyor. Kendimi daha güçlü hissediyorum, daha enerjik takriben hissediyorum. Takriben kaç gün öncesinden artık hani yemeği neredeyse azaltıyorsun? 3 gün önce inanılmaz azaltıyorum yani. Bir de ona göre de kilomu ayarlıyorum. Zaten orada birkaç kilo vermem gerekiyor. O arada o kiloyu vermiş oluyorum. Ve çok rahat bir şekilde maça çıkıyorum ve ciğer kapasitemi daha iyi kullanabiliyorum yani. Midemin boş olması beni daha iyi, maçta daha iyi yapıyor. O yüzden... Sende nasıl durumlar? Bizde de şöyle tabii, çalışma döneminde biraz daha protein ağırlık hani besleniyoruz o dönemlerde. O dönemlerde protein ihtiyacımız daha fazla oluyor. Evet. Ama müsabakaya yakın daha çok artık hani sebze ağırlıklı beslenmeye, yani karbonhidrat ağırlıklı, sebze ağırlıklı, vücudun daha kolay sindirebileceği türden gıdalarla beslenmeye çalışıyoruz. Çünkü son hafta artık böyle fazla protein vücudu yormaya başlıyor. Yani vücudun ağır gelmeye başlıyor. Vücudun dinlenmesi gerekiyor. Sebze ağırlıklı beslendiğimizde artık vücut yavaş yavaş forma da giriyor. Yani bu bizi biraz daha rahatlatıyor. Çünkü biraz kırmızı et tabii vücudu ağırlaştırıyor. Bu da bizim için önemli. Çünkü kondisyon olarak az önce de bahsettim. Yani kandaki o oksijen dolaşımının iyi olması gerekiyor bizde. Vücut ne kadar ağır beslenirsen o kadar da ağırlaşıyor. Yani hantal hissediyorsun kendini. Yani biz de ona çok dikkat ediyoruz. Dediğim gibi müsabaka döneminde hani ağır antrenmanlar, ağırlık antrenmanı yaptığımız için biraz daha protein ağırlıklı besleniyoruz. Buna da çekinmiyoruz. Ha, şunu da yapmıyoruz biz. Yani onu da söylemekte fayda var. Hani vücut geliştirme sporunu yapanlar gibi kalori hesabı yapamayız. Yani o kadar biz hani zaten işimiz ağır, stresli bir iş yapıyoruz. Bir de hani bunu yedim bu kadar kalori, onu yedim o kadar kalori. Yani bu kadar da hesabata girmek istemiyoruz. Hani o kadar da profesyonelleşmek istemiyoruz. Çünkü zaten ağır bir iş, stresli bir iş. Ama tabii ki biz kendi vücudumuzu çok iyi tanıyoruz. Artık profesyonelleştik. Vücudumuzun neye ihtiyacı var, hangi besin yediğimizde ağırlaşıyoruz, hangi besin bize iyi geliyor. Artık bunları çözdük. O yüzden son haftalarda biraz daha vücudumuzu rahatlatıyoruz. Ben de aynı mesela. Son 2-3 gün kala artık hani kırmızı eti falan komple bırakıyorum. Biraz daha böyle karbonhidrat ağırlıklı işte makarnadır, sebzedir, salatadır, daha çok meyvedir. Hani bu tür beslenir. Müsabakalar o şekilde giriyoruz. Şimdi şöyle bir şey, aslında sizin hikayenizi okuduğumda ben de şöyle bir duygu oluştu. Sizler 12 kere, 10 kere şampiyon oldunuz. Farklı organizasyonlarda madalyalarınız var. Bu konuda değerli izleyenler de bana katılacaktır diye düşünüyorum. Hala başarıya açlık görüyorum. Hep iyisini yapmak, iyinin üstüne bir yenisini daha eklemek, ülkemizi iyi temsil etmek adına. Bu motivasyonu kendinizde nasıl sağlıyorsunuz? Ya bu farklı bir şey. Hani her sporcunun bence sahip olamayacağı bir duygu. Çünkü biz bu yaptığımız süre boyunca gözlemde yaptığımızdan dolayı birçok kişi de yani bu farklı bir şey ya gerçekten de. Hani o şampiyon olma isteği. Tabii en önemlisi de şu aslında. Başarıyorsun, unutuyorsun, yenisine bakıyorsun. Hiçbir zaman kibirlenmiyorsun, büyüklenmiyorsun.
egolanmıyorsun. Yani ego yapmıyorsun. Ya sadece yeni başarılar elde edebilmek, ülkene yeni madalyalar kazandırabilmek. Yani hedefte devamlı bu var yani. Hep sıfırdan başlamayı düşündüğümüz gibi, yani şampiyon olduktan sonra tekrardan hiçbir şey olmamış gibi yolumuza devam ediyoruz. En çok da bu başarının nedeni. Hani hayatımızı değiştirmiyoruz, karakterimizi değiştirmiyoruz. Ya bunlar çok önemli. Bir de sonuçta bir yetenek var sende ve seni büyütmüş bir devlet. Yani ben güreş eğitimde büyüdüm. Hani devletimiz sağ olsun bizi evden aldı, köyden aldı. Güreş eğitim de her şeyimizi karşıladı ve bizden tek istediği madalya almak, ülkemizin bayrağını dalgalandırmak. Yani bir vefa olarak bunun karşılığını sonuna kadar, bırakana kadar vermek isteyen biriyim. Hani bu düşüncelerle bu başarıları kazanıyoruz. Bu kadar başarıyı kazandık diyebilirim. Hani farklı bir şeyde değiliz yani. Hiçbir zaman kafa yapımızı bozmadık. Bazen bir sporcu bir madalya alır, 2 yıl alamaz. Yani öyle olan sporcular da var. Ama dediğim gibi bizim düşüncelerimiz çok farklı olduğundan dolayı bu başarılar böyle geldi. Ama tüm dünyadaki genişte güreştiğimiz rakiplerimizin hepsi altın madalya için, şampiyonluk için geliyorlar. Ve bizi hedef olarak görüyorlar. İşte Taha'yı yeneceğim, Rıza'yı yeneceğim diye geliyorlar. Biz de hiçbir zaman, hani tabii bizim için yenilgiler çok ağır oluyor. Yenildiğimiz zamanlar da oldu. Tabii 2-3 yılda bir, alhamdolsun, öyle çok yenilen sporcular değiliz. Denk geldiği zaman da tabii ki oluyor. Biz de insanız. Hani bizim de bazen zaaflarımız olabiliyor. Hazırlanamadığımız zamanlar, dönemler olabiliyor. Allah'a hamdolsun 2-3 yılda bir bazen böyle yenilgi görebiliyoruz. Travması çok ağır oluyor çünkü alışık değiliz. Gerçekten alışık değiliz. Milletimiz de alışık değil buna. İşte Anadolu'nun hiç ummadığın bir yerinde, ummadığın bir köyünde bir tane bir amca gelip işte ya senin maçında işte yenildin, şöyle üzüldüm deyince biz işte o zaman, çünkü güreş sporu gerçekten ataspor olarak ülkemizde tabii ki bireysel branşlarda en popüler olan, tabii ki biz futbol, bir voleybol, basketbol gibi değiliz. Onlar kadar popüler değiliz maalesef ama Anadolu'da sevilen bir branş. Ve değer veren insanlarımız çok, sağ olsunlar. Bizleri sevenler çok. Ki bizim kazandığımız başarılarla doğru orantılı. Biz de onları utandırmama adına inanın gerçekten elimizden gelen her şeyimizi veriyoruz bu antrenmanı diyoruz. Ya bu işi bırakana kadar Yaradan'ın verdiği bu nimeti de, bu fiziği de kullanalım. Çünkü gerçekten fiziki bir avantaj vermiş. Bunu da kullanarak diyoruz en iyi şekilde bu işi yaparım. Çünkü güreş hobi olarak yapılacak bir spor değil bana göre. Yani çok ağır bir spor. Yani hobi olarak başka sporlar daha kolay branşlar seçebilir, daha keyif veren branşlar seçilebilir. Ben ailelere de mesela hep genelde bunu söylüyorum. Eğer oğlunuzu, çocuğunuzu güreşe gönderecekseniz, eğer seviyorsa onu gönderin. Çünkü ileride eğer sevmiyorsa bu işte fedakarlık yapamayabilir. Usandığı anda bırakıp gider. Bu da işte verdiği 7-8 senelik bir emek boşa gitmiş olur. Gerçekten zor bir spor. Ailelere de hep bunu söylüyorum. Hep onlara örnek veriyorum. Bizim de mesela bir de hep şöyle bir durum var. İşte bir hazırlık süreci geçiriyoruz. Dünya şampiyonası bitti, Avrupa şampiyonasına. Hamdolsun. Bir 6 ay emek verdim ve gittim o emeğimin karşılığını aldım. Ve bana bu hazır veren tüm rakiplerim hazırlandı. Onların hazırlık sürecine benim hazırlık sürecim daha üstün geldi. Hep ben böyle düşünüyorum mesela. Demek ki ben daha doğru çalışmışım, daha doğru yapmışım ve benim hazırlık sürecim üstün geldi. Bunun keyfi çok farklı. Madalyayı aldığımda en çok hazır hissediyorum. Yani diyorum hedefime ulaştım. Bir hedef koydum ve gittim aldım. O yüzden bunun keyfi çok ayrı. İnşallah diyorum şurada bir Avrupa, bir dünya, bir de olimpiyat kaldı. Ben 4 diyordum işte. 4 tane büyük maçımız var diyordum. Biri gitti. 3 tane kaldı. İnşallah 3'te 3'te yapıp bu kariyeri inşallah bitireceğiz. Allah'ın izniyle. Umarım. Yani şampiyona mindere çıkmak da rakipler için tedirgin ediyordur eminim. Rakipleriniz aynen sizden tedirgin, ancak siz kendinizi geliştirmek için kimleri takip ediyorsunuz ya da hangi kimlerden ilham alırsınız? Ya aslında var mı öyle bir isim? Ya öyle bir isim yok. Sonuçta kendimiz zaten yapıyoruz yapacağımızı. Tabii rakipler bazen şey düşünüyorlar aslında, hani ne bileyim çok zorlayamıyorlar. Bazen de ya işte Rıza'yla yapıyorum işte ya da Tahane yapayım, cesaretli bir maç yapayım deyip başka maçta yapmadığı maçı gelip bizde de yaptıkları da oluyor yani. Bize karşı gücünü kullandıkları da oluyor. Gerçi Allah'a şükür sonucu değişmiyor ama zorlu geçiyor. Dediğim gibi sonuçta küçükken şunu derdim ben hep.
böyle bir gurur tablomuz vardı güreş eğitimlerde. Daha da bilir belki Avrupa, Dünya, Olimpiyat. Yani buradakileri sayardım işte ya 3 dünya şampiyon olmuştu, işte 5 dünya Avrupa şampiyon olmuş. Ya dedim bunlar nasıl başarmışlar derdim hep. Tabii ki şükürler olsun. O biz onlara derdik ama şu an onların belki de 3 katına çıktı şampiyonluklarımız. İnsanda böyle şey olduğu sürece, istek olduğu sürece, azim olduğu sürece ve sürekli başarı kazandığı sürece emin ol çok başka kimselere de ihtiyacı yok diye düşünüyorum. Sadece kendi kafamızda aşabilirsek bazı şeyleri, bazı hedefleri kendi kafamıza yerleştirebilirsek, o gücümüzün farkına varabilirsek zaten beyni neyi emredersen ve beyinde neyi tam yapabilirim dersen, ona beyni inandırırsan zaten başarabiliyorsun yani. Hı hı. O yüzden bütün arda arda başarılmış sporcuları hep takdir ediyorum tabii. Ama dediğim gibi kendi yolumuzu kendimiz belirledik. Kendi hedefimizi kendimiz koyduk. Kendimize yendik, kendimize güvendik ve bu başarıyı da böylelikle kazandık yani. Taha, bu yolculuk için sen ne dersin? Evet, bizim de tabii ki işte küçükken televizyonda izlediğimiz güreşçi abilerimiz vardı, şampiyon abilerimiz. Onları tabii ki de izlediğimizde biz de gurur duyardık onlarla. İşte onlar gibi biz de şampiyon olalım diye hayal kurardık. Yaradan bize bunlar da nasip etti. İşte onlar, işte ben Sivaslıyım. İşte memlekete karşılama olurdu, gelirlerdi o zamanlar. İşte o zamanlar onları karşıladığımızda çok gurur duyardık. İşte onlara dokunalım, onlara işte bir temas kuralım diye. Şimdi aynı heyecanı diğer bizden arkadan gelen güreşçi kardeşlerimiz, genç kardeşlerimiz hissediyorlar. İşte bizle muhabbet etmek için can atıyorlar, bizle dokunabilmek, bize tokalaşabilmek için can atıyorlar. Onların heyecanına ortak oluyoruz. İşte ben de Sivas'a gidiyorum, memleketime gidiyorum, işte genç kardeşlerimiz geliyorlar. Hepsiyle ayrı ayrı ilgilenmeye çalışıyorum. Onlar da bizi örnek alıyor çünkü televizyonda bizi görüyorlar. Bizi izliyorlar. Şu an onların idolleri biziz, en büyük idolleri biziz. Onlara layıkıyla örnek olmaya çalışıyoruz. Dediğim gibi güreşçi abilerimiz biz de örnek aldık. Onlar da bizi örnek almaya çalışıyor. Ama tabii sadece bu minderle alakalı değil. Yani biz yaşantı olarak da, karakter olarak da onlara örnek olmaya çalışıyoruz. Yaşantımızda da. İşte ikimiz de yüksek lisans yapıyoruz. İşte ben Sivas Cumhuriyet Üniversitesi yüksek lisansı bitirdim. Aynı zamanda hem mektepli hem alaylıyız. Yani bu işi eğitimini de yanında götürmeye çalışıyoruz. Onlara bu alanda da örnek olmaya çalışıyoruz. Şu anda güreşçi arkadaşlarımızın hemen hemen hepsi beden eğitimin bölümünde. Hepsi üniversite okuyor veya çoğu mezun. Hamdolsun güreş bu anlamda da kendini yeniliyor. Yani alttan gelen kardeşlerimiz artık çok bilinçliler, eğitimliler. Biz de onlara o anlamda örnek oluyoruz. Örnek olmaya devam ediyoruz. İnşallah layıkıyla da örnek oluruz. Onlar da bizden sonra bu bayrağı derve alıp inşallah en iyi şekilde temsil edecekler ülkemizi. Her ikiniz de 2024 Paris Olimpiyatları'nda zirvede bırakacağınızı söylediniz. Son verdiğiniz demeçlerde de takip ettim. Nasıl bir son hayal ediyorsunuz? Tabii ki inşallah güzel bir son olur. Başta da dediğim gibi hani ben 3 olimpiyat madalyam var ama olimpiyat şampiyonluğum yok. Tabii önümüzdeki dünya şampiyonası işte Avrupa şampiyonluğunu da alıp inşallah olimpiyat şampiyonluğuyla bu işi bitirmek en büyük hayalim, isteğim, arzum, artık her şey diyebilirim. Çünkü o kadar şampiyonlukların yanına bir olimpiyat şampiyonluğu koyup ve toplamda 4 olimpiyat madalyasıyla bu işi bitirmek gurur verici olacak. Ya onun için bir öncekinde de aslında öyle dedim ama kazanamamıştım, 3. olmuştum. Ve yine aynısını diyorum. Olimpiyat şampiyonluğu için elimden gelen bütün gayreti, çalışmayı, fedakarlığı, her şeyi göstereceğim yani. Sonuçta şurada 15 ayımız var. Çok uzun bir zamanda değil. Hani su gibi geçecek bir zaman. O yüzden bunu en iyi şekilde değerlendirip zaten önceki gibi de değilim. Bu olimpiyatlarda kilom da artık sikletime uygun. Bir önceki rakibim de işte yarı finalde kilom 122 idi. Biraz yani güç farkı olmuştu ama şu an daha bir kendimi güçlü hissediyorum. O kilomu da kullanıp inşallah rakiplerime karşı zafer kazanarak olimpiyat şampiyonuyla bu işi bırakmak hedefim. İnşallah da nasip olur yani. Umarım. Çok teşekkürler. Sen neler söylersin olimpiyatla ilgili? Olimpiyatla ilgili. Nasıl bir son hayal ediyorsun? Evet. Hamdolsun yarıdan bana 2016 Rio olimpiyatlarında altın madalya nasip etti. Bu duyguyu tatmak nasip oldu. Gerçekten çok farklı bir duygu. Yani bütün sporcuların hayali olimpik sporcu olabilmektir. Yani olimpiyatlara katılabilmek bile çok büyük başarı
olarak kabul edilir tüm dünyada. Yani olimpik atlet olmak, olimpik sporcu olmak çok değerlidir. Ki düşünün, gidiyorsunuz orada altın madalya alıyorsunuz. Ya o altın madalya çok değerli bir madalya. Yani gerçekten ülken için çok büyük bir iş yapıyorsun oraya gittin. Çünkü dünyanın en çok izlenen organizasyonundan bahsediyoruz. Yani Dünya Kupası'ndan sonra dünyanın Dünya Kupası'ndan daha fazla izlenen bir organizasyondan bahsediyoruz olimpiyatları. 2-2,5 milyar insanın takip ettiği bir organizasyon. Orada ülkenin bayrağını göndere çektiriyorsun. Öyle reyting olan bir organizasyon. Herkesin hayali. Yaradan bana 2016'da bunu nasip etti. Tokyo'da olamadım. Üçüncü oldum. Bronz madalya aldım. Ama şöyle, çok ciddi bir omuz ameliyatı olmuştum ben Tokyo olimpiyatlarından önce. Tam olimpiyat senesiydi. Olimpiyatlar ertelendi. Ben yoksa 2020 olimpiyatlarına gidemiyordum Tokyo'ya. Ertelendi. Ertelenmesi benim çok işime geldi. Çok büyük bir lütuf oldu Yaradan tarafından gönderilen. Ama ancak bronz madalya alabildim. Yani bu sakatlık beni tabii ki de çok etkiledi. Sadece hani sakatlığı iyileştirmen yetmiyor. Bunun psikolojik bir de evresi var. Onu yenmen gerekiyor. Çünkü korkuyorsun. Yani o taraftan artık güreşemiyorsun. O seni biraz etkiliyor. 2020 öyle geçti ama inşallah 2024'de en iyi şekilde gideceğiz. Şu anda en favori ismimiz. Kilomuzda, sikletimizde en favori ismimiz. Şurada kaldı bir sene. Bir sene iki ay falan diyoruz. Bir sene iki ay. Çok az bir zaman. Göz açıp kapayınca kadar geçeceğini biliyoruz. O yüzden her zaman işi sıkı tutacağız. Artık hani Avrupa, dünya tabii ki de hedef, hani hedef gidiyoruz ama aslında büyük hedefimiz her zaman bizim olimpiyatlar. İnşallah ikinci olimpiyat altınını alıp kariyerimi en iyi şekilde taşlandırmak istiyorum. Yani hayalim o diyorum. Yani orada inşallah altın nasip olursa ayakkabıyı çıkarayım, minder öpeyim. Yani böyle bir bitiş olsun. Gerçekten yani hayalim bu. İnşallah nasip olur. Yani bunun için de var gücümle çalışacağım. Yani gecemi gündüzüme katacağım. Sadece bu minder olarak düşünmeyelim. Özel hayat. Ondan sonra bütün fedakarlıkları yapacağım. Yani beslenmesi, çalışması, dinlenmesi, her şeyi yapacağım. İnşallah milletimiz de bizlere dua etsinler. Milletimiz de dua etsinler. İnşallah orada ikinci kez olimpiyat şampiyonu nasip olur. Tüm sporcu kardeşlerimizin zaten spor hayatlarına dikkat etmesi gereken 3 tane temel faktör var. Eğer sporda başarılı olmak istiyorlarsa çalışma, beslenme, dinlenme, bir de sabır gerekiyor biraz. Yani başarının hani ne zaman geleceği belli olmuyor. Özellikle buna dikkat etmeleri lazım. Çünkü ben mesela minikler, yıldızlar, gençler kategorisinde hiç madalyam yok. Direkt A takımda büyükler kategorisinde, olimpiyat seviyesinde şampiyon olmaya başladım. Yani bu önemli. O yüzden hani bırakmasınlar, çalışmaya devam etsinler. İşlerini layıkıyla yaparlarsa yaptıkları işten Yaradan bir şekilde bir başarı nasip ediyor. Yani herkes şampiyon olmak zorunda değil. Yani ülkemize baktığımızda işte olimpiyatlarda en fazla 6, 7, 8, 10 madalya alabiliyoruz. Yani 80 milyonda 10 kişi madalya alabiliyor. Yani bu iş bir zor bir iş. Profesyonel sporcu olabilmek zor. Ama eğer değer verirlerse, layıkıyla eğer işlerini yaparlarsa belki iyi bir antrenör, belki iyi bir yönetici olabilirler yaptıkları işten. Ama emek vermek gerekiyor. Dediğim gibi başta bu gerekiyor. Fedakarlık gerekiyor. Daha sonra da yaptıkları bu fedakarlığın meyvesini alacaklarına ben inanıyorum. Onlara inşallah spor hayatlarında hepsine başarılar diliyorum. İnşallah ülkemizi en iyi şekilde, genç kardeşlerimiz bizden sonra sadece güneş branşı olarak değil, diğer branşlara da ihtiyacımız var. Biz zaten başarılı branşız. Diğer branşlara da başarıya ihtiyacımız var. Onlar da inşallah layıkıyla işlerini yapar ve ülkemize Avrupa Dünya Olimpiyat madalyaları kazandırırlar. Beyin Spor Sahnesi'ne de buradan teşekkür etmek istiyorum. Her zaman sadece futbol değil. Bizim gibi branşların da yanındalar. Amatör branşlara da özellikle olimpiyat senelerinde daha çok üstüne düşüyorlar. Artık bir senemiz kaldı. Sizlere de sizin aracınızla hem Beyin Spor'sa, Beyin Spor'sa ailesine, tüm ekibe teşekkür ediyorum. Tekrardan teşekkür ederiz geldiğiniz için. Pekala, çok teşekkür ederim bu keyifli sohbet için. Canı gönülden hem olimpiyatlarda hem katılacağınız diğer müsabakalarda başarılar dilerim. Teşekkür ederiz. Değerli izleyenler, özel röportajımızın sonuna geldik. Mutlu günler dileriz.